Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Tuğba Yaman Erdem. Bundan sonraki DGS matematik konularını birlikte işleyeceğiz ve DGS'nin ilk konusu olan sayılarla başlıyoruz. Sayılar konusuna geçmeden önce en temel olan kavramları inceleyelim. Yani rakamlar neydi, doğal sayılar neydi, o kavramlara bakalım. Daha sonra bunlarla ilgili işlemler yapacağız. Evet, rakamlar sıfırdan başlıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere toplam 10 taneydi. Rakam nedir? Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir. Sayıları bunları kullanarak oluşturduğumuz için bunların bakın hepsi bir basamaklı. Toplam kaç tane rakamımız var? 10 tane diyelim. Niye sayısını yazdım? Çünkü 0 genellikle unutulur. Unuttuğumuz zaman sayabiliriz. Toplam 10 tane olmak zorunda rakamlarımız. Pozitif rakam diyebilir bize. Pozitif rakam dediği zaman da 1'den başlayacak arkadaşlar. Evet, rakam veya pozitif rakam kavramıyla karşılaşacağız. Pozitif rakam denildiğinde 1'den başlayacağız. Neden? Çünkü 0'ın işareti yoktur. 0 ne negatiftir? Ne de pozitiftir. Rakamlardan sonra bu kümemize geçelim. Bu n ile gösterdiğimiz küme doğal sayılar kümesi. Ve kaçtan başlıyor? Bu da sıfırdan başlıyor. Aynı şekilde rakamlar gibi gidiyor ama artı sonsuza kadar devam ediyor. Yani bunun içinde iki basamaklı, üç basamaklı sayılar da var. Sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar diyoruz. Yine bize pozitif doğal sayılar diyebilir. Onda da 1'den itibaren alacağız yine. Çünkü bakın sıfırın işareti yok demiştik. Ona pozitif diyemiyoruz. 1 ve 1'den sonrası bizim için pozitif doğal sayılar. Pozitif doğal sayılar diğer ismiyle sayma sayılarıdır. Onu da şu şekilde göreceğiz. N üzerine artı. Bu ne demek oluyor? Bakın N doğal sayıdı. Artı pozitif anlamına geliyor. Pozitif doğal sayılar. Diğer ismi de sayma sayıları. Her ikisi şekilde de soruda karşımıza gelebilir. O yüzden ikisini de bileceğiz. Şimdi bir de tam sayılara bakalım. Z ile gösteriyoruz tam sayıları. Tam sayılar kümemiz ise eksi sonsuzdan başlıyor. Ve artı sonsuza kadar devam ediyor. Dikkat edersek doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin içinde. Genişleyerek gidiyor. Bakın rakamlar kümesi doğal sayılar kümesinin içinde. Doğal sayılar kümesinin hepsi de hangi kümenin içinde? Tam sayılar kümesinin içinde. Genişleterek gidiyoruz. Yine negatif tam sayılar, pozitif tam sayıları bir inceleyelim. Eksi 1'den, eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar z eksi negatif tam sayılar. 1'den artı sonsuza kadar da pozitif tam sayılar diyeceğiz. O zaman tam sayılar kümesinde neler var? Negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve sıfır. Yine sıfırın işareti olmadığı için pozitife veya negatife alamıyoruz. Geçelim rasyonel sayılar kümesine. Rasyonel sayılar iki tam sayının birbirine bölümüyle oluşur. Bakın A'da bir tam sayı olacak. B'de bir tam sayı olacak. Tam sayı olduğuna göre bakın negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Fakat şuna dikkat edeceğiz. B kesinlikle sıfır olmayacak. Buradaki B bu kesirli ifadenin yani rasyonel sayının paydası oluyor ve payda hiçbir zaman sıfır olmaz. Bakın A bölü sıfır, A sıfırdan farklı olmak üzere diyelim. A bölü sıfır tanımsızdır. Tam tersine yapalım. Sıfır bölü A ise sıfırdır. Bunlar önemli. Burada bir not yazmış olalım. Sıfırı bir sayıya böldüğümüz zaman, tabi sıfır dışında bir sayıya böldüğümüz zaman sıfır. A bölü sıfır ise tanımsız olacak. Rasyonel sayılar kümesinden örnek verelim. İki tam sayı seçip birbirine böleceğim. Mesela 2 bölü 3. Evet, 2 ve 3 birer tam sayı birbirine böldüğümüzde rasyonel sayı elde ettik. Tam sayıların birbirine bölümü demiştik. Tam sayılar negatif de olabilir. Dolayısıyla eksi 5 bölü 2 de bir rasyonel sayıdır. Peki bakalım 3 bir rasyonel sayı mı? Kesirli biçimde ifade etmemiz gerekiyordu. Peki 3'ün altında ne vardır? Gizli bir 1. İki tam sayının birbirine bölümü şeklinde yazıldığına göre 3 de tam sayı olmakla birlikte aynı zamanda hangi kümeye ait? Rasyonel sayılar. Peki şöyle diyebilir miyim o zaman? 3 bölü 1. Eksi 2 de ne diye yazılır?
Eksi 2 bölü 1. Yani tüm tam sayıları, bütün tam sayıları hangi küme içine yazabiliyorum? Rasyonel sayılar kümesinin içine yazabiliyorum. Demek ki her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı olmuş oldu. Bir sonraki kümemiz, Q üssüyle göstereceğim bunu. O kümemizde irrasyonel sayılar. İsmini de yazalım, rasyonel sayılar. Q üssüyle gösteriyoruz, irrasyonel sayılar dedik. İrrasyonel sayılar, rasyonel olmayan sayılar anlamına geliyor. Ve kökten tam olarak dışarı çıkartamadığımız sayılara veya virgülden sonrasını tam olarak bilemediğimiz sayılara irrasyonel sayılar diyeceğiz. Neler olabilir? Mesela kök 3. Tam sayı olarak dışarı çıkartabilir miyiz kök 3'ü? Çıkartamıyoruz. Eksi küp kök 2. Tam sayı olarak dışarı çıkartamıyoruz. Peki kök 9 olur mu arkadaşlar? Olmaz, çünkü kök 9 3 olarak tam olarak dışarı çıkıyor. Bir de dedik ki kökten çıkartamadığımızın dışında bir de ne dedik? Virgülden sonrasını tam olarak bilemediğimiz sayılar. Mesela pi sayısı, e sayısı gibi sabit sayıları da irrasyonel sayılar kümesine alıyoruz. Şimdi şöyle genel olarak bir bakarsak. En küçük kümemiz doğal sayılar kümesi. Rakamları saymıyorum, ondan sonrasına bakıyoruz. Doğal sayılar kümesinin dışında doğal sayıları da içine alan bir büyük kümemiz tam sayılar. Tam sayıları da içine alan kümemiz neydi? Rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel olmayan, yani bunlarla alakası olmayan bir kümemiz var. Onu da Q üssüyle gösteriyorduk. İrrasyonel sayılar kümesi. İşte bu kümelerin tamamına da yani bununla bunların birleşimine de reel sayılar diyeceğiz. Sorularda reel sayı dediğimiz zaman herhangi bir sayı olabilir. Buna dikkat edelim. Evet, şimdi bunlarla ilgili örneklere geçelim. Birinci örneğimiz A, B ve C rakam ise 3A artı 5B eksi C ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu tarz örneklerde nelere dikkat edeceğiz ve neye göre işlem yapacağız? İlk başta sorunun kökü bizim için çok önemli. A, B ve C'nin ne olduğunu söylemiş? Rakam olduğunu söylemiş. Burada rakamlar birbirinden farklı veya pozitif gibi bir şey söylememiş. İstediğimiz rakamı, hatta aynı rakamları bile seçebiliyoruz anlamına geliyor. Bu köke dikkat edeceğiz. Şimdi ifademizi inceleyelim. 3 çarpı A artı 5 çarpı B eksi C ifadesinin ne olmasını istiyoruz? Büyük olmasını istiyoruz. Eğer böyle bir ifadenin büyük olmasını istiyorsam pozitif olan sayıları, bakın burada hiçbir şey yazmıyorum. Artı 3 vardır. 3'ün önünde bir artı vardır. 5B'nin önünde zaten artı var. Pozitif sayılara büyük vereceğim. Negatif sayı ise sayı değerini küçültür. O yüzden biz büyük olmasını istediğimiz için C'ye de küçük değer vereceğiz. Bakın A'ya büyük, B'ye büyük, C'ye ise küçük değer vereceğim ki toplamda bu ifade en büyük değerini alsın. Nereden seçeceğim? Rakamlardan. Rakamlar kümesinin en büyük elemanı neydi? 9. A'ya 9 veriyorum, B'ye de 9 veriyorum. Çünkü bakın birbirinden farklı dememiş, aynı sayıları alabilirim. C ise en küçük rakamda neydi arkadaşlar? 0. Evet, hesaplıyoruz, bunlar hep çarpım halindedir. 3 çarpı 9 artı 5 çarpı 9 eksi 0. 27 artı 45, artık 0 yazmamıza gerek yok. Cevabımız 72. Evet, başka bir örnek daha çözelim. A, B, C birbirinden farklı rakamlar ise 2A artı 5B eksi 3C ifadesini alabileceği en büyük değer.
Evet, şimdi bunu inceliyoruz. Yine soru kökümüz önemli. Bakıyorum, A, B ve C birbirinden farklı rakamlar. Yine rakamlar kümesinden seçeceğim ama birbirlerinden farklı. Yine ifadenin ne olmasını istiyorum? En büyük. Yukarıda uyguladığımız kuralın aynısını uyguluyorum. Pozitif olanlara büyük vereceğim. Negatif olana küçük vereceğiz ki, toplamdan çok sayı azaltmasın. Bakalım şimdi, en büyük rakamımız neydi? 9. Birine 9 vereceğim ama hangisine? İkisine birden 9 veremeyiz çünkü ne demişti? Birbirinden farklı. Birine 9 vereceğim o zaman. 9'dan bir küçük rakamımız da 8. Evet, biri 8 alacak, biri 9. Hangisine 9, hangisine 8 vereceğimize nasıl karar vereceğiz? İfadenin en büyük değerini almasını istiyorsa büyük olana büyük sayıyı vereceğim ki çarptığımızda daha büyük bir sayı oluşsun. Bakın, kat sayısı büyük olanı büyük verdik. 8 de o zaman neye kaldı? 2'ye kaldı. Geldik küçük olana. En küçük rakam da neydi? 0. Hesaplıyoruz. 2 çarpı 8 artı 5 çarpı 9 eksi 3 çarpı 0. 16 artı 45 eksi 0. Artık 0'ın bir önemi yok. Toplarsak 61 yapmış oldu. Tekrar söylüyorum. En büyük değer sorulduğunda kat sayısı büyük olana büyük sayı vereceğiz. Evet, üçüncü örneğimize geçelim. A, B, C birbirlerinden farklı pozitif rakamlar. İse 3A artı 7B eksi 5C ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır? Bakın, yine en büyük değer sorularından devam ediyoruz. Bu sefer ilk örneğimiz sadece rakamdı. İkinci örneğimiz birbirinden farklıydı. Şimdi de hem birbirinden farklı hem de pozitif rakam olması inceleyeceğiz. Hemen bakalım. Yine büyük olmasını istiyorsak ilk bildiğimiz kuralı uygulayalım. Pozitiflere büyük vereceğim. Negatife küçük vereceğiz. Kaç tane pozitif sayımız var? 2 tane. 2 tane büyük rakam seçeceğim. En büyük iki rakam 9 ve 8'di. Birbirinden farklı dediği için. Hangisine 9, hangisine 8 veriyorduk? Büyük olana büyük veriyorduk. Bakın, 7 ve 3'ten büyük olana büyük sayı verdik. Diğeri buna kaldı. Geçtik küçüğe. Evet, en küçük rakam 0'dı. Ama bizden ne isteniyor? Pozitif rakam. 0 pozitif mi arkadaşlar? Değil. O zaman 0 veremiyorsak 0'dan 1 büyük 1'i veriyoruz. Ve hemen hesaplıyoruz. 3 çarpı 8 artı 7 çarpı 9 eksi 5 çarpı 1. Evet, 8 kere 3 24. 9 kere 7 63 eksi 5. Evet, en büyük değerimiz kaç çıktı? 82. Evet, dördüncü örneğimize geçelim. Artık en küçük değerlere ile ilgili soru çözelim. A, B, C birbirinden farklı pozitif rakamlar ise2A artı 3B eksi C ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Evet, yine aynı tarz soru. Bu sefer ne istiyor bizden? Küçük. En büyükte ne uyguladıysak tam tersine bunu uygulayacağız. Şimdi bakın, bir ifadenin küçük çıkması için çıkarma işlemindeki sayının ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. Ben bunları küçük vereceğim pozitiflere. Negatifi de büyük vereceğim ki buradaki ifadeden çıkarabildiğimiz kadar sayı çıkartalım ki ifade küçük kalsın. A ve B'ye küçük vereceğiz, C'ye büyük vereceğiz dedik. Evet, kümemiz nedir? Pozitif rakamlar. Seçebileceğimiz kümeyi de yazalım. Şimdi A ve B'ye küçük rakam seçiyorum. En küçük pozitif rakamımız 1 ve 2. Birbirinden farklı dediği için 1 ve 2'yi seçtim. Şimdi hangisine 1, hangisine 2 vereceğiz? Nasıl burada en büyük, büyük istendiğinde büyük sayıya büyük veriyorsak, küçük istendiğinde de büyük sayıya, yine kat sayısı büyük olana en küçüğü vereceğiz. Buna 1, buna 2 veriyoruz. Neden olduğuna tekrar bakalım. Buna 1 verirsen çarptığında 3 çarpı 1'den 3 yapıyor. 2 verirsek 3 çarpı 2'den 6.
Biz ise ne olmasını istiyoruz? Küçük olmasını istiyoruz. Karıştırdığımız zaman her ikisine de değer verip hesaplayabiliriz. C'ye de en büyük rakam vereceğiz. En büyük rakamımız da kaçtı? 9. Evet, 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 1 eksi 9. 4 artı 3 eksi 9'dan 7 eksi 9. Cevabımız eksi 2. Evet, en büyük en küçükle ilgili sorular. Evet, 5. örneğimize geçelim.